Peki hocam, genel olarak maçı değerlendirdik. Dilerseniz bir pozisyonlara bakalım. Teker bakalım, teker. yani pozisyonlara girişi yapalım. 5. dakikada henüz maçın başı Mauro Icardi'nin yerde kaldığı bir pozisyon ve dolayısıyla ceza sahası içerisinde penaltı beklediği bir pozisyon vardı. Ya bu pozisyonda şöyle söyleyeyim ben. E, Icardi topu hamle yaparken arkasında kalan Samsun Sporlu futbolcunun ayağına kendisi temas ediyor ve bir çarpışma oluyor. Burada penaltılık bir müdahale yok. Oyunu devam ettirmesi doğruydu. Maçın hakemi Cihan Aydın'dı sevgili seyirciler. Bunu da bir kez daha hatırlatayım. 13. dakika Yunus Emre'nin sarı kart gördüğü pozisyon Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faal devamında. Net bir sarı kart. 45 artı 2 Nelson'un ya, Dimata'ya yaptığı müdahale. Victor Nelson bu pozisyona sarı kart gördü. Şimdi bu pozisyonun ...finaline baktığınızda... ...Evet Nelson'un Dimata'ya yaptığı... ...pozisyon... ...işte... E, ...umut vadeden bir ata engelleme adına... ...doğru bir karar olarak düşünsek de... ...pozisyonun içerisinde... ...Dimata'nın da... ...bakın biz belki diğer fotoğrafı... ...verdiğimize net olacak... ...Nelson'un formasından... ...sol eliyle net çektiğini... ...zaten formanın sola doğru kaymasından da... ...gözüküyor. Yani burada ilk etapta karşılıklı bir müdahale olduğunu söylemek istiyorum. Belki bunu işte dördüncü hakem, yardımcı hakem veya hakemin kendisi e, çözebilseydi pozisyonda her iki kişinin de birbirlerine karşı, her iki futbolcunun birbirlerine karşı yaptığı bir eylemi görüp devam ettirebilirdi. Ama o son andaki final eylemini görerek ne sonra sarı kart verdi. Resim olarak o son ana bakarsak doğru sarı kart. Peki hocam ikinci yarı 50. dakika ilk yarı 3-0'lık Galatasaray üstünlüğüne sona ermişti. 46'da Dimata'nın golü durumu 3-1'e getirdi ve 50. dakika maç 3-1 iken e, T oyunu düdükten önce başlattığı için bir sarı kart gördü. Yani bunu neden e, aldık ve söyleme ihtiyacı duyduk? Belki hani e, ya mesela bak Samsun Sporlu futbolcu gelip düdük göstermedin diyor. Pozisyon sonrasında yayıncı kuruluş çok net düdüğünü gösterdiğini ilerleyen süreçte gösterdi. Yani bu pozisyonda Samsun Sporlu futbolcuya düdüğünü gösterdi Cihan Aydın. Sarı kartı vermesinde haklıydı. Torreira hocam 58. dakika Samsun Spor ceza sahası içerisinde 3 oyuncu arasından çıkmaya çalıştı bir penaltı beklentisi var. Burada pozisyonda açıkçası Torreira adamın üzerine gidip kendisi teması alarak bıraktı. Oyunu devam ettirmesi doğruydu. Penaltı değil. Penaltı değil. Peki 59. dakika e, Torreira'nın yine Dimata'ya yaptığı harekete bir faal düdüğü çaldı. Devamında da gol oldu hatta. Buradaki müdahalede faal kararı doğru. Şimdi oldu. bunu neden aldık? Bu fotoğrafta da belli oluyor. E, çok çünkü itiraz oldu. Evet, evet, Ve burada gol geldi. E, burada Torreira sağ ayağını Dimata'nın önüne koyuyor. O esnada Dimata Torreira'nın iki ayağının arasından topa müdahale ediyor ve geçmek isterken o sağ ayağını önüne koyduğu için o ayak mani oluyor ve bir faal neden oluyor. Dolayısıyla golden önce verilen faal doğruydu. Peki hocam golü konuştuk. Ziyech'in şutu, Icardi'nin ince dokunuşu. Bu golde bir offside var mı yok mu diye de bir tereddüt oldu. Burada tabi bunun... Serkan Tokat var da. şöyle top ayaktan çıktığı anda zaten var da e, dijital olarak işte teknoloji çiziyor çizgiyi. Sizdikten sonra da sol ayağın omuzdan daha ileride olduğu gözüküyor. E, bu çizilen çizgilere göre de offside olmadığı belli zaten. Peki. 81. dakika Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı beklediği pozisyon bu kez. Ee, bu pozisyonda bir ayakta ikili mücadele var. Bir de devamında Şimdi, Samsun Spor Okan'ın bu e, sevgili Müjdat. Evet. Bu pozisyonda herkes belki topa müdahale ettikten sonra kalecinin bir müdahalesini konuşuyor olsa da kendi yorumlarıyla ben daha öncesinde Kerem Aktürkoğlu'nun bu çeken oyuncu Yunus Emre, Yunus Emre mi? Yunus Emre hocam. Yunus Emre'nin Kerem'i kolundan çekerek dengesini, vücut koordinasyonunu bozduğundan bu pozisyonun penaltı olduğunu söylüyorum. 81. dakika Kerem Aktürkoğlu'nun Yani kalecinin yaptığı müdahaleye gelmeden önce Yunus Emre'nin yaptığı müdahale bak hem sağ eliyle hem sol eliyle o kolu tutuyor ve Kerem soldan ortalama çalışırken vücut şöyle bir kaykılıyor. Yani koordinasyonunu bozuyor. Dolayısıyla sağlıklı bir pas atmasını engelleyecek bir müdahale var burada. Bu pozisyon bence penaltı. Hocam böyle pozisyonlarda hep şey diye konuşulur ya. Bazen oyuncu işte hani ayakta kalmaya çalışır onun için bir dezavantaj olur. Hani pozisyon e, yakalanmazsa anlamında. Ya anlamda... bu o, o düşünceden bağımsız konuşacaksın. Yani ayakta kalan bazen öyle pozisyonları ki adam ayağını kırılmış gibi hiçbir müdahale yokken penaltı beklentisi içerisinde yere atıyor. Nasıl orada bağımsız düşünüyorsan burada da ayakta kaldığı için bağımsız düşünüyorsun. Çünkü bu hareket ilk ayaktayken zaten koordinasyonunu, dengesini bozuyor Kerem. Bak Kerem böyle son anda sola doğru o kolundan çekildiği için bir e, abiyana tabiyle kaykılıyor sol ayağıyla içeriye istediği gibi sağlıklı pas veremiyor. Sonra kalecinin yaptığı da hani tartışılır, yorum açıktır ama ben ilk etapta bu koldan her iki eliyle bir de tutuyor yani. Yani o hızda giden bir oyuncunun o kolunu sen geriye doğru yani ister çok şiddetli, ister az şiddetli onu ölçemezsin. Şu hareketi yaptığın anda futbolcunun o dengesi kaybolur. Dolayısıyla bu pozisyon penaltı. Evet genel kamuoyu da burada Kerem'in Kaleci Okan'la temasına odaklanmıştı. Ee, sizin bu noktadaki açıklamalarınızı. Ben kamuoyu, önce... kay, kay, kamuoyuna bakmadım. Sen bak, sen evet, evet. bilmiyorum ama hani buna da bakılarak yorum yapanlar olabilir penaltı veya değil diye. Ben ilk etaptaki müdahaleden dolayı penaltının verilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Peki hocam 89. dakika Dimata yerde kaldı. Onun penaltı beklediği pozisyon. Bu pozisyonda da aynı ilk pozisyonda Icardi'nin pozisyonda söylediğimi söylüyorum. Dimata sol ayağı ile topu üstüne basıyor. Sağ ayağını bardakçının sabit ayağına takarak kendine atıyor. Burada da oyunun devam etmesi doğru. 90 artı hocam bu maçtaki son pozisyonumuz Mark Bola'nın Hakim Ziyeş'e kayarak müdahalesi. Bu pozisyon evet yani sarı, kartta kartı çıktı. kabul ediyorum ama bu pozisyon hani bir tık daha bir tık daha böyle hani şiddet anlamında sağlık ya futbolcunun sağlığını zarar verecek anlamda daha tehlikeli anlamda bir tık daha yüksekte olsa yani kırmızı bile olabilecek pozisyon futbolcular bir de arkadan geldiği için çok tehlikeli ama sarı kart kabul edecek bir sarı kart. Ee, ve bu pozisyonu sarı kartla değerlendirmesini doğru buluyorum. Peki hocam şimdi 10 tane seçtiğiniz e, pozisyonu değerlendirdik. Galatasaray-Samsun spor mücadelesine dair Cihan Aydın ve ekibi e, nasıl bir performans yönettiler? Şimdi tabii pozisyonları, e, bu pozisyonları seçtik. Bu pozisyonlar üzerinden biz iyi veya kötü demiyoruz. Maçı seyrettiğimiz için tabii ki. genel anlamda söylüyorum. Ee, bir kere şöyle. E, tabii bu pozisyonda ben yani 4 tane penaltı pozisyonu var. 3'üne ben penaltı değil birine de penaltı dedim. Kerem'e yapılanın penaltı söylüyorum. Ama bu da bir yorumdur. Ama bunun haricinde şu var. Bir, önce ee, Cihan için olumlu geçen bir süreci söyleyeyim. Galatasaray'ın erken golleri bulması, yani herkesin bildiği, yani eğer ev sahibi takımların işte golü bulmaması, maçın sıkışması veya erken bir deplasman takımının attığı gol atmosferi değiştiriyor. Doğal olarak bu atmosfer içerisindeki bir hakemlik tekniği var. Bir de 3-0 olmuş, i̇şte 2-0 olmuş, çok erken gollerle gelen bir ha, yani hakemlik tekniği Bu hakemlik tekniği var. Bu skor bir nevi Cihan'ı rahatlattı. Bir de futbolcuların maç içerisinde gerçekten birbirleriyle futbol dışında yaptığı bir tek işte Samsun Sporlu futbolcu kimdi? E, i̇tiraz eden kıvırcık saçlı olan kıvırcık saçlı olan Kerem'le bir taç kenarında bir atışması oldu. Osman, Osman. Osman'ın Osman e, atışması oldu. E, ben çalışmadığım gibi sen de çalışmayarak geliyorsun galiba. Yok hocam, yani. o kadar çok pozisyon oluyor ki aklımda kalmıyor. Atışması oldu. Bazen. Yok bir tane oldu böyle pozisyon. Kerem hatta gülerek karşılık verdi. Orada proaktif davrandı, koştu. Yani ...bu pozisyon haricinde böyle bir çatışma yaşanacak... ...futbolcuları maçın içinde farklı hakeme zor anlar yaşatacak... ...ne teknik anlamda ne bunun dışında bir şey olmadı. Yani. O bakımdan futbolcuların da artısı olduğu yönetiminde. Ama kendisi de verdiği kararlarla kendini kabul ettirdi. Belki bir iki sarı kart özellikle mesela e, ee, şey ilk Nelson'a vermeden önce bir iki kartlık bir pozisyon vardı Samsun Sporlara yapılan özellikle Dimate ya ilk Kerem Aktürkoğlu'na yapılan sarı kartlık pozisyondan önce bir pozisyon vardı orada da e, Umut Vadeli'nin atağa gidiyordu Dimata. sarı kart verebilirdi ama standartlı bir yönetim standartlı bir yönetim yani kartlar anlamında da gösterdi. Evet gösterdiği göstermediği vardı ama göstermediği kartlara baktığımızda Aynı düzeyde kartları göstermedi.